1 trilyon 250 milyona gasp ediyorlar. Evimize her şeyimizi koparttılar. Şu an iki çocuğumla biz karanlıkta oturuyoruz evimizde. Başı geldiyse bizim sayemizde geldi o. Terbiyesiz. Benim mutfağımdan bakamıyorum, ışıkları yanmıyor bu gece. Ben uyuyamadım sinirden. Yazık ya. Ya. Çok sinirliyim bu millet şeye. Çok çok. Ben kalp hastasıyım. Benim kocam kanser hastası. Var mı bu hakları? Bu muydu? Onu verdiğim oylar. Allah kahretsin onu. Azap etsin onu. Hala diyoruz ki Tayyip, Tayyip mi? Tayyip yani, Tayyip ya. Belediye işi, gönül işi diyorlar. Belediye işi, adam işi, adam. Biz bunun için buna kentsel dönüşüm demiyoruz, rantsal dönüşüm diyoruz. Bak, biz evimizi 9 yıllık oldu, evimizin tam şeyinde oturamadan bizim evimizi elimizden alıyor. Ne haklı? Çalışmış da mı almış bizim inende? Çalışmış şey yapıyor evimizi almıyor. Bak, komşumun ışığını göz göre göre. Dur bunlar işte gelecek verdiler derken yine kestiler. Bu kadar adaletsizlik olur mu? Biz şeyden mi geldik? Türk halkını düşünmeyince. Biz Suriye'den mi geldik? Suriyelere ev gösteriyorlar. Bize de göstersinler o biz zaman. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin insanları, biz oy attıysa buna. Bu başa geldiyse bizim sayemizde geldi o. Terbiyesiz. Hakkım haram zıkkım olsun. Cehennemde ateş olsun. Yavan bu yağmurlar gibi. Bak bunları mağdur bıraktı. Benim teyzem nerede? Bu haberi yok. Kadın şoka girdi. Bak çocuk üşüyor dünden beri. Bak bunu şeyini kim verecek? Evin içinde. Kim verecek? Kim verecek bunun şeyini, hesabını? Onları Allah'a havale ettim. Allah onları var ya bu mübarek 3 ayların hürmetine ateş gibi yaksın onu. Haram zıkkım olsun. Her attığım olsun. Oy da ona helal olmasın. Bizim oylarımızla halkın yanındayız, halkın yanındayız. Böyle mi halkın yanında bunlar? Böyle mi? Çok sinirliyim bir haftadan beri. Çok. Benim mutfağımdan bakamıyorum, ışıkları yanmıyor bu gece. Ben uyuyamadım sinirden. Uyuyamadım. İnsanları şey bıraktılar bak. Ya öyle. Yazık günah ya. Yazık günah ya. Çok sinirliyim bu millet şey yap. Çok çok. Bir sus duvar. Her zaman susturuyorsun. Ya öyle. Susturuyorsun şu zaman. Konuş, konuş abla. Yerimin yerine aracak tabii. Benim evimin nesi? Benim evimle çalışmış mı? Mal taktım da ben uyuyayım. Aldım yerini aldım. Kim gelmiş? Ben susuz durdum, ekmeksiz durdum. O yerimi aldım. Ben çocuğumun ayağını da sallayamadım. Abi kızım baktı benim. Bu kızım baktı da ben o yerleri aldım. Benim evimle çalışıp da almadı o. Şimdi benim ağzıma da yakışmış şerefsizlerin en önünde gidenleri. En önünde gidenleri. Benim evimi, halkımı, komşumu, herkesi evsiz ediyorlar. Kimimiz? Araplar kadar değerimiz yok mu bizim? Yok mu? Buralara diktiler, 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 diktiler. Yok kalitesi kötü olacağımış da bizi evimizden şey ediyorlar. Benim inelme çalışmış. Benim inelme yetmiş. Ben çok sinirliyim. Çok. Türk halkını bu kadarın ezmesine, halkımın yanında deyip de halktan oyları alıp alıp kapı kapı ne? Çöplüğün içinde bıraktılar bizi. Çok. Allah onları bin bin nişe perişan etsin. Daha başka bir şey demiyorum. Çok sinirliyim, çok sinirliyim. Çocuğum da arkasındayım. Evimi benim için, hapiste de ateş olan evim için de gideceğim. Alnımı teriyle aldım. Bunlar gibi yatarak almadım. Hak diyerek almadım. Alnımı teriyle. Alnımı teriyle aldım. Öylece de iyi ulaşsın. Hapiste yatacağımı da bilsem evim için yatacağım. Ben o çocuklarımı ne zorluklarla büyüttüm bak. Ne zorluklarla büyüttüm. İyi bakamadım. Çocuklarımı ağlar kırar. Susun susun balı yetiştireceğim. Malcıya. Bunlar adalet mi? Bunlar adalet mi? Çok doluyum. Herkesi mağdur etti. Bunlar zor geçinen insanlar. Buradakiler insanlar işe gidiyor. Ev almaya uğraşıyor. Milletin kötü evlerine taşınıyorlar şimdi. Evi bozuk ana. Benim komşularım şeyler çekmek zorunda mı? Ben bak benim eşimle gitmedi komşular için. Benim kızım da işe gitmedi bugün. Biz komşularla beraberiz. Ama kimisi yapmadı bunu. En önde bizim muhtar verdi gitti. Aynen. Evini. Aynen. Bizi mağdur eden ilk verenler. Ben başka bir şey demiyorum bu kadına. Ona da haram zıkkım olsun. Allah onları aynen ateş edip de Peygamber aynen Efendimizin şeyi duası bizi kadınları üzdüler ya. Allah da onları ters yatırsın mezarında. Ben bir şey demiyorum. Şu anda benim çocuklarım ev buldular. Ben 15 gün sonra taşınacağım dedim. Benim neden gelip de benim çoluk çocuğum yokken ışığımı kestiler?
Benden biri mi çalıştılar? Ben ne yokluklarla aldım, ben kalp hastasıyım. Benim kocam kanser hastası. Var mı bu hakları? Bu muydu? Onu verdiğim oylar, Allah kahretsin onu. Azap etsin onu. Dün isteseydi buradaki çok komşularıma da sesleniyorum. Şu kadından başka kimse savunmadı benim evimi. Ben Kütahya'dan kalktım, gece 12'de geldim. Bir de şu komşum savundu beni. Bu muydu komşuluğumuz? Bu muydu adaletimiz? Benim yaşım 65, ben kalp hastasıyım. Ben pillendiriyorum. Bak halim kesildi. Ben ev bulamıyorum. Nereye gideyim? Onca meşram atayım mı çöpe? Benim bir emekli kocam var. Benim ceyrimi neden kesti? Beni neden mağdur etti? Gelin görün, aç kızım kapımı. Gelin açın kapıyı, açacağım gelin, ayakkabıyla girin, benim halimi görün, ondan sonra herkes konuşsun. 1 trilyonu gibi 250 milyona gasp ediyorlar. Versem, satsam, alan yok. Atmasam, evden çıkarıyorlar. Ben Suriyeli olup Türkiye'de Türk vatandaşı olmak istiyorum. Hakkım haram olsun. Hakkım haram olsun, kendim AK Parti'ye oy verdim. AK Parti'ye oy verdim. Suriyeli olup Suriye'den gelmek istiyor. İşte değeri 250 milyon diyorlar. 250 milyar. İşte burada satılan evle 750 milyar. Benim evim 250 milyar. Ne yapalım? Çare nerede? İnsan haklarına gideceğim. Türkiye'de adalet yok. Evet, aynen. Avrupa insan haklarına gideceğim. Evimi vereceğim ama. Evimin bugün yarın şeyini kontrolünü imzalayacağım ama önü açıp insan haklarına gideceğim. İnsan haklarına kadar gideceğim. Adaletin olmadığı bir ülkede yaşıyorum. Kimse vatandaş olmak istiyorum. Dışarı gitmek istiyorum. Başka ülkelerde yaşamak istiyorum. Yıllardan beri bu evimde çalıştım. 5 kişi 5 sene daldık. Çoluğum çocuğum burada çalıştı da aldık. 5 sene ödedim. Ne diyeyim ta? Bittim ben oğlum. Daha ne bakmıyorlar senin çalışmana, ödemene bakmıyorlar. Hepimiz ne zorluklarla yaptık. Hepimizin zoru varsa insan haklarına kadar gidelim. Yani insan haklarına kadar gidelim. Türkiye'de hak yok. Biz oraların borcunu daha yeni ödedik. Ödediğimiz eve daha borç ödeyip de bütün evlerimizi 100 metreden 70 metreye, 60 metreye düşürmesinler. Biz hakkımızı istiyoruz. Bu zamanda şu yağmurda, şu yaşta kimsenin çoluk çocuğu sokağa dökülmez. Ayıptır, günahtır. Allah korkusu yok mu? Biz getirdik onları başımıza. Bizi böyle etsinler, bizi böyle elimizden mallarımızı kapsasınlar diye getirmedik. Hala diyoruz ki Tayyip, Tayyip, ne Tayyip ya, ne Tayyip ya. Bizi böyle rezil ediyor, yazık, günah değil mi? Değil mi? Bize. Diyecek kelime bulamıyorum yani, kelimelerin bittiği yer. Belediye işi gönül işi. Belediye işi gönül işi diyorlar. Belediye işi haram işi. Haram. Oraya gidiyor. Haram yiyorlar. Haram. Milletin hakkını yiyorlar. Hukuk adaleti bıraktılar. Hak dedi, hukuk dedi. Milletin anasını ağlattı gitti. Ev satılmak istiyor ya. Evimi şöyle satmak istiyorum. Kanal İstanbul güzergahında öldürdü adam. Şey satıyor, arsa satıyor. Gelsin bizim burası tapulu, projesi çizilmiş, buna satalım. Gelsin Ürdünlü adam, gelsin burayı alsın. Türk vatandaşı alamıyor, maddiyeti yok. Hem Araplı alıyor. Arap'tan başkasına yer verilmiyor. Bir trilyonluk ev, vatandaşın 4 milyarla bir trilyonluk ev alabilecek gücü var mı? Yok. Fotoğraflar paylaşıyorlar belediyenin sitesinde. Uzlaşmak bu mu ya? Zorla. Benim 220 metrekare evim var, aşağı gidiyorum diyorlar ki 120 metrekare. Dubleks, yukarı saymıyorlarmış. E sen bunun benden vergisini alıyorsun. Nasıl saymıyorsun ya? Diyor ki alırsan bu, almasan işte tapunu devlet hazinesine vereceğim. Sen kimin malını kime veriyorsun? Tomalarla gelmişler, çelik kuvvetle. Biz terörist miyiz? Biz terörist miyiz? Kendi hakkımızı arayan insanlarız ya. Bir hakkını arayan insana böyle yapılır mı? Diyorlar bize bunlar işte FETÖ'cü, bunlar terörist, bunlar anlaşmaya gelmiyor. Ne biliyor, ben Samsunluyum. Bizden öyle hain main çıkmaz, asıl hain onlar. Hakkımızı yemeye çalışıyorlar. Bu milletin hakkı ne olacak? Vergileri alıyorsun oradaki tapunun şeyiyle. Hani nerede? Yok, elektrik, su, doğal, internetimi kestiler 15 gündür. Evden çalışıyorum ben. Bir hafta evden, bir hafta iş yerine gidiyorum. Mağdur. Yani vatandaşını mağdur etmekten başka yaptıkları bir şey yok. Niye? Suriyelilere Hatay'da milyonlarca daire dikiyorlar. Onlara
He, onlara yapıyorlar, kendi halkına niye bunu yapıyor? Hani bana diyor ki şunu diyor susturun diyor ya, şunu diyor susturun diyor. Ama ben o yatmasam o konuşmaya sahip olamayacaktı o adam. Olamayacaktı. Nasıl yani, ben anlamıyorum, Allah'a havale ediyorum onları. Başka da bir şey demiyorum yani. Ben bu halk üzerinden konuşmak istiyorum. Aha. Derdimizi iletmek istiyorum. Yani şuradaki halk mağdur ediliyor. Şuradaki halk, burada doğup büyüyüp yaşlanan insanlar. Bizi mağdur ediyorlar. Hakkımızı vermeden göndermek istiyorlar. O yüzden çok mağduruz. Şu anda gitmiyoruz diye. Yani gideceğiz. Tabii ki burasını bırakacağız. Kentsel dönüşüme girmiş mesela. Biz de istiyoruz ki buraları yenilensin. Ama hakkımızı alarak, hakkımızı yiyerek değil. Hakkımızı versinler. Şurada 3 katlı evleri olan insanlar var. Tapın yok diyor. 15 metre yer veriyor. Yeni binalara bakın. Şuradaki yeni binalar, 20 tane böyle yeni binamız var. İskene uygun, tapuya uygun, her şeye uygun. Bize 100 metrede 70 metre yer veriyor. Nasıl gideyim ben? 1 milyar kirayla 3 milyar kira nasıl tutayım? Lütfen bizim sesimizi duysunlar. İlgili kişilere bu halk üzerinden sesleniyorum ben. Biz mağdur ediliyoruz. Şu anda karda kışta bizi sokağa resmen yani atıyorlar. Resmen atıyorlar. Bizim sesimizi duysunlar ilgili kişilerden ve başkanımızdan istiyoruz. Nasıl başlattıysa projeyi, herkesin hakkını verdiyse metrekareye metrekare, şimdi az kaldı diye, %40'ımız kaldı diye yarı yarıya düşürüp hakkımızı bu şekilde bizi göndermesin. Lütfen. Bize diyor ki sitesinde yayınlıyor. Ben hakkını veriyorum helallaşıp diyor. Hasta. Yalan söylüyor. Bizimle gelip helallaşmıyor. Bizim hakkımızı vermiyor. Biz de hakkımızı helal ediyor muyuz arkadaşlar? Etmiyoruz. Etmiyoruz. Çünkü benim 80 metre yerimden 25 metre alıp bana sunuyor. Ben o bir oda bir mutfakta nasıl oturayım? Çıkamıyorum. Nereye çıkacağım? Ben belki çanta omuzumda gezeceğim. Biraz kızımda kalacağım. Biraz çocuğumda kalacağım. 3 milyar nereden vereceğim yani? Bu halkı mağdur ediyor. Hakkımızı versin. Öyle göndersin. İstediği siteyi yapsın. Bana diyor ki evin değerlenecek. Satarsın diyor. Niye satayım? Başkası mı otursun benim? Yıllarca çalıştığım hakkımızda. Bu insanlar herkes tuğla tuğla koyup bu evleri yaptı. Bizi mağdur edip göndermesin. Lütfen başkanımıza bunu ilgili kişiler iletsin. Benim kendi ev sahibim bana 2 ay, 3 ay müsaade verdi. Nisan'ın sonuna kadar, Mayıs'a kadar. Ama onlar geliyor hemen çıkın diyor. Çıkmazsanız diyor bu ayın sonunda ışıkları, ceylanları keseceğim diyor. Olacak şey mi annem bu? Benim zaten geçimim yok. Çocuğum desen öyle. Orayı çekin tabii, 2 tane çocuktan oracıkta ceylanları kesiyorlar ama. Aralıkta oturuyorsunuz. Gel. Batmayın çay. Evet annem, burada kiracı hemen hemen 10 sene, 10 sene oldu kiracı burada. Gel çekelim. Biz burada, ben 10 yıllık kiracıyım burada, 10 senedir burada oturuyorum. Benim eşim esnaf, seyyar satıcı. Evlerimizi aldılar. Bize kısa bir 30 günlük bir süre verdiler. Elektriklerimizi, sularımızı kesmelerine bizi tehdit ediyorlar. Çocuklarımızın, kızım okula gidiyor. 2 tane çocuğum var. Hiçbir şekilde bize hani destek olmuyorlar, yardımcı olmuyorlar. Bizi evlerimizden çıkartmak için, atmak için ellerinden gelenleri. Yani biz çok mağdur durumdayız. Sade ben değil, bütün halkımız mağdur durumda. Herkes burada mağdur. Dün ben herkese sosyal medyaya attım, Twitter'a attım. Cumhurbaşkanımıza gönderdim, İçişleri Bakanımıza gönderdim. Hiç kimse hiçbir şekilde dönüş yapmadı. Hani bir yorum bile, bir paylaşım bile almadı. Yaşlı teyzelerimiz vardı aşağıda. Dün onların elektriklerini kestiler. Kadınlar yerlerde bayıldı, hastanelik oldu. Hani arkalarına bile dönüp bakmadılar. Bu kadar zor durumdayız yani. Bak ev sahibim hakkını aldı, gitti, evleri boşalttı. Bak ben tek başına burada gecelere kadar ev pısırızlarla uğraşıyorum. Şu anda ne elektrik ne doğalgaz, hiçbir şeyiniz yok. Şey yok, ben kömür sobası sadece yakıyorum. Çocuklarıma onun ısınmasını sağlıyorum. Böyle işte, hani bize bir yardım etmelerini rica ediyoruz. Benim kaynanam, kayınpederim kanser hastasıdır, tedavi görüyor. Hani burada verdiğimiz ucuz bir bizim evlerimiz, ucuzlu bir rakama oturuyoruz. Şu anda bir ev tutmaya gitsek 2 milyar, 3 milyardan aşağı değil. Bizim öyle bir gelirimiz yok ki, günlük kazancımızla biz bir tencere yemek yapabiliyoruz yani.
yetkililer size kira bedelini vermeyi teklif ediyorlar mı? Hiçbir şekilde. Benim eşim gitti, yok, belediyeye gittik, sosyal yardımlaşmalara gittik. Diyor, sosyal yardımlaşmaya gidiyoruz, o bizi belediyeye gönderiyor. Belediyeye gidiyoruz, o bizi sosyal yardımlaşmaya gönderiyor. Yani yardım etmemek için ellerinden geleni de yapıyorlar. Yani işteyim, ben işteyim, çalışıyorum. Bana telefon geliyor, benim elektriğim kesiliyor ya. Böyle bir adalet var mı? Yazık, günah değil mi bize? Bu karda kışta. Biz çıkmayacağız demiyoruz, çıkacağız. Ama adaletli bir şekilde davranılsın, biz de çıkalım ona göre. Özetle tek kelime bir şey söyleyeceğim. Bizi insan yerine koysunlar. İnsan yerine sayılmıyoruz. Bizi burada maraba gibi, parya gibi görüp Afrika halklarını sömürdükleri şeyler gibi bizi burada görmesinler. Türk'ün, Türk evladıyım, Türk ülkesinde, Türk vatandaşıyım, Türk gibi, insan gibi yaşamak istiyorum. Cumhurbaşkanı kentsel dönüşüm açılışı konuşmasını yaparken dedi ki burayın halkın ayağı yere yakın olsun ister. 1+4, 1+5 yapılsın. Erhan kardeşime sesleniyorum, o zamanki belediye başkanı. Sakın ola ki 10-12 kat projeler çıkarmayın dedi. Şimdi ben buradan Cumhurbaşkanı'na da sesleniyorum. Lütfen gelsin görsün. Ya bizi aldatıyorlar ya da Cumhurbaşkanı dediklerini yerine getirmiyorlar. Şimdi o dediği yerde yapılan binaların kat sayısı 18 kat. Burada yapılanlar 12-14 katlı. Sadece bunu diyeceğim. Burası 12-13'i. Şu karşıki, şu binalar var arkada görünen. Onlar 18 kat üzerine. Yani hiç ayağımız yere yakın olmuyor. Ayağımız havada boşlukta kalıyor. Hoş geldiniz. Önce bu bizim Sarıgöl mahallemizde yaşanan bu drama sessiz kalmadığınız için ben teşekkür ediyorum. İyi Parti Gazi Osman Paşa Teşkilatı adına. Şimdi dün haber aldığımızda buraya geldik ve geldiğimizde üzücü durumlarla karşılaştık. Sabahın köründe yağmur altında vatandaşların evlerinin elektrikleri ana direklerden kesilmiş. Tabii çevik kuvvet gözetiminde. Bu da ne demektir? O evde yaşayan insanların çaresizliğe terk edilmesi demektir. Elektriği kestiğiniz anda doğalgaz da otomatikmen kombilerde çalışmayacaktır. Ve o evde insanlar çocuklarıyla veya hastalarıyla soğukla baş başa bırakılmıştır. Bunun için buraya geldiğimizde vatandaşlarımızı dinledik. Çaresizce evlerinin müteahhitler tarafından bir şekilde terk etmeye zorlanmasını gördük. Burada şu yapılabilirdi. Hemen yan tarafta yapılan TOKİ konutlarına buradaki insanlar o boş dairelere yerleştirilebilirdi. Anlaşarak. Ve ondan sonra uygun bir zamanda havaların ısınmasıyla beraber de bu insanlarla anlaşarak, çözüm üreterek buradan boşaltmaları ve orada yaşamalarına imkan sağlanırdı. Bu yapılmadığı gibi insanların evleri zorla terk edilmeye zorlanıyor ve bunun karşılığında da 100 metrekare yeri olan bir vatandaşa İşte 30 metrekaresini ben veriyorum, 70 metrekaresinde siz borçlanacaksınız. Yani borç ödeyerek. Bu vatandaşımıza yapılmış en büyük bize göre bir vicdansızlıktır. Suriyeli'ye gösterilen hoşgörünün kendi vatandaşlarımıza gösterilmesinden daha doğal bir şey olmayacağını düşünüyorum. Önce biz kendi vatandaşlarımıza sahip çıkmalıyız. Burada yaşayan bu insanlar burada doğmuşlar. Burada çocuklarını büyütmüşler. Burada çocuklarını evlendirmişler. Burada cenazelerini kaldırmışlar. Anıları bu topraklarda gömülü. Siz bu insanları buradan söküp atmaya çalışıyorsunuz. Acaba şunu mu düşünüyoruz? Buradaki inşaat şantiyesini sökmeden, yani o müteahhit mali bir kazanım olarak hemen buradaki mahallenin evlerine el koyup çok katlı binalara çevirip buradaki vatandaşımıza küçük bir daire verip borçlandırıp gerisinde ranta çevirmesi. Biz bunun için buna kentsel dönüşüm demiyoruz, rantsal dönüşüm diyoruz. Biz genel başkanımız başta olmak üzere bu konuda duyarlıyız. Vatandaşımızın sonuna kadar yanındayız. Burada önemli olan vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi. Ve buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen Sarıgöl Mahallesi'ne bir uğrayın. Buradaki insanlık dramını bir görün. Ve bu dramada sessiz kalmayın. Bütün partilerinde buraya oy devşirmek için falan gelmedik. Çünkü bu insanlar bizim insanımız. Bu insanlarla beraber bu ülkede yaşıyoruz. Et de tırnağız biz. Onun için gelin bu dramı görün ve yerinde vatandaşı mağdur olmadan çözüme kavuşturun. Ev kiralayın dediğiniz zaman Gazi Osman Paşa'da kiralanacak evi nerede bulacak bir? Kira herhalde en ucuz 2000 liradan başlıyor. O kirayı nasıl verecek? Dün ben burada bir bayanın söylemine şahit oldum. Kanser hastam var diyor. Yani evden zorla çıkartılmaya çalışılan bu bayanın kanser hastası var. Nereye götürsün bu hastayı? Ne yapsın?
çaresiz. Sarıgöl Mahallesi'nde olduğu gibi Gazi Osman Paşa'nın 13 mahallesinde kentsel dönüşüm var. Birçok mağdur yarattı bu kentsel dönüşüm. Ama Sarıgöl'de bugün yaşanan bu kış şartlarında Şubat'ın 20'li günlerinde yaşanan ve bu yağmur altında yaşanan bir dramdır. Ve buna sessiz kalmamız da mümkün değildir. Ben esas sorunun içerisinde olan vatandaşlarımın dertlerini anlatmasını istiyorum. Onların feryadının duyulmasını istiyorum. Ve buradan sonra da yerinde birkaç aileyle konuşursanız nasıl mağdur olduklarını canlı şahit olursunuz. Ve Yeni Çağ Gazetesi'nin ve Yeni Çağ Televizyonu'nun duyarlılığı için de yürekten teşekkür ediyorum. Mahalleliler adına da kendi adıma da.